150. Yaptı. Ya ne yaparsak yapalım. Bütün mesele göreceğiz. Bu değil mi? Bakın bütün saat ona az kaldı. Zaten meselede evet. Sözcü bu. Gazetesi manşetine rica ettim. Bu işte ya. Arkadaşlarımdan. Bunun önüne markette alarm. Ne diyor geçin Sözcü? Bakalım. Yoksul bir mahalle de değil. Ankara'nın en lüks semtinde diye belirtmiş. İğneden ipliğe gelen fahiş zamlar, maaşlardaki sadaka gibi artışlar ve pahalılık marketlerde hırsızlık olaylarını artırdı. Artık temel gıdaya bile alarm takılıyor. İlk önce hatırlarsanız bebek bezi, mama. Bebek maması gibi evet. Pahalı ürünlerde alarm takılmaya başlandı. Haberleri gelmişti. Sonra beyaz peynire de ya da çeşitli peynir türlerine takılmaya başlandı dendi. Ve şimdi yine peynir, kahve, çünkü kahve de epey evet. Arttı. Çikolatalar, ayçiçek ve zeytinyağı, hatta kuru yemiş. Bunların hepsi aslında fiyatı çok artan ürünler. Bütün ürünlerin fiyatı arttı da bunlara alarm takılmaya başlandı. Hem de lüks bir semtte, Ankara'nın lüks bir semtinde. Pazarda alarm, o da başka. Sebze meyve fiyatlarını gören bakıyor, şaşırıyor, alamıyor. Zaten dün de her gün hemen hemen her gün yer veriyoruz. Arkadaşlarımız pazarlara çıkıyor, marketlere gidiyor. Görüyorsunuz salatanın fiyatı 15-20 liraya çıkmış, patlıcan 30 lirayı bulmuş kilosu, domates 20 lira, elma 20'nin üstü. Yani böyle fiyatlar. Şimdi ben bir video paylaşayım istiyorum izleyicilerimize. Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gösterdiği bir tepki. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidara elektrik faturalarıyla biliyorsunuz perişan oldu. Tarifeli tüketim. Evet, bütün tüketiciler yani konutlarda yaşayanlarda işte iş yeri sahipleri de neden? Çünkü kademeli şeye geçildi, tarifeye geçildi. Sonra bakıldı ki 2,5-3 katına çıktı bu kademeli tarifeyle birlikte faturalar. Bir güncelleme yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Küçük bir indirime gidildi, oynandı vesaire. Bütün bu olanı biteni bakın Temel Karamollaoğlu nasıl eleştiriyor? Hangi ifadelerle ya da örneklerle diyelim? Kademeli sistemle elektrik faturalarına çözüm bulduğunuzu zannediyorsunuz. İğneden ipliğe her şeyin zamlandığı bu dönemde diğer ürünlere nasıl bir çözüm bulacaksınız? Latif olsun diye söylüyorum. Mesela akaryakıtta 100 kilometreye kadar şu fiyat, 100 kilometreden sonra gitmek için benzin alırsanız, mazot alırsanız şu fiyatı ödeyeceksiniz mi diyeceksiniz. Ekmek almaya gidenlere günde 4 ekmek alırsanız şu fiyat, 5.'yi alırsanız kusura bakmayın daha fazla para ödemek mecburiyetinde kalacaksınız mı diyeceksiniz. Muhterem arkadaşlar, bu kafayla, bu çarpık anlayışla giderse iktidar hayat pahalılığına bir çözüm bulma imkanı kesinlikle yoktur. Vallahi çok gayet güzel doğru benzetmeler yapmış. Ekmek fiyatıyla ilgili ya da sayısıyla ilgili. İşte arabanıza benzin koyduğunuzda kaç kilometreden sonra daha ne kadar gidecek? Bence çok yerinde benzetmeler, haklı. Şimdi Cumhurbaşkanı ne diyor? Mum ve gaz lambası diyor, değil mi? Ondan biz elektriğe geçtik diyor. Öyle bir elektrik tarifesi yaptı ki buma. Mesela 210 kilowatt saati geçmeyeyim diye. O da çok pahalı. %52 zamlı da tam oraya dur diyeceksin akşamları. Tasarruf kapat. Olsun. Ya gaz lambası yapacak. Ya televizyonunu öyle seyret. Mum yak, televizyonunu öyle seyret. O döneme geçirdiler Türkiye'yi. Evet. Akşamları kapatır. Elektriği medeniyet olmaktan çıkardılar. O kadar. Evet. Ve gidip de çekmek lazım. Sarayın bütün elektrikleri yanıyor mu? Yanıyor. Hepsi şakır şakır yanıyor, değil mi? Bir gösteriş olarak. Bakın biz ne biçim saraylar yaptık, bin odalı, bütün ışıklar ışıl ışıl, her taraflar aydınlatılıyor diye yapıyorsun. Sonra da millete diyorsun ki kardeşim 210 kilowatt, dün burada söyledim, Hollanda örneklerini verdim. 4 kişilik aileye 400 kilowatt en az kullanırım diyor. Biz hesap yapıyoruz, 4 kişilik aileye 230 kilowatt. 4 kişilik ailenin yakacağı elektrik diyorsun. 210. Biz. Hayır, 230 çıktı da 210'a kadar indirim var. İndirin. Ama normal mühendislerin, yani elektrik mühendislerinin hesabı 4 kişilik aile Türkiye'de 230. Adamlar 400 küsür diyorlar 4 kişilik aileye. Çünkü nedir? Elektrik, sen ne kullanacaksın evde? Her şeyin elektrikli olması. Artık her şey. Ben o zaman size... diyor ki kettle kullanma, bilgisayar kullanma, televizyonunu kapat. Elektriğinin bir tanesini söndür.
şunu yaptık. Sonra da çıkıyorsun ekran diyorsun ki eskiden mum vardı, doğal şey vardı, gaz lambası. Elektriği ben getirdim diyorsun ama getirdiğin şeyi biz kullanamıyoruz. Kendine götürdün. Bu enflasyonla ben sonra siz paylaşın da ben sonra sorayım. Bir şey paylaşacaksınız. Buyurun buyurun. Hayır hayır, siz böyle bir de gülümsetecek bir şey galiba paylaşacaksınız. Gülümsetecek da, o yüzden. Bu kadar fakirliğe, bu kadar yoksulluğa, bu zamlara ne yol açtığı ile ilgili size bir cümle okuyacağım. Ekim 2021. Yani bundan 4 ay önce. Merkez Bankası Başkanı diyor ki fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Tekrar ediyorum. Bütün başımıza gelen bu sebeplerin şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz sebep enflasyon sonuç teorisiyle beraber alt tamamlayıcı cümlesi fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Cari açık düzeldiğinde kur dengeye gelecektir. Tamam. Bu şekilde de fiyat istikrarı oluşacaktır. Bunu kim söylüyor? Merkez Bankası Başkanı. Ne olacak dediler? Biraz kur yükselecek, TL değer kaybedecek. Bu sayede rekabetçi kurla beraber ihracatımız artacak, ithalatımız düşecek. Her şey toz pembe olacak. Ne dedi Cumhurbaşkanı? En fazla Nisan, Mayıs ayı gibi meyvelerini toplamaya başlarız dediler. Öngörüleri için söylüyorum. Bir dakika dedin de Nebati Bey ne diyor? Nisan'da enflasyon %50 oldu. Ya bir saat sonrasını bilseler şey yapmayacağımız. Dün Ocak ayı dış ticaret verileri açıklandı. Ticaret Bakanımız Mehmet Muş müjdeyi vererek açıkladı. En yüksek Ocak ayı ihracatı %17 artışla oluştu. 17 milyar dolar civarında %17.3 arttı ihracat. İthalat? Bütün gazetelerde... İç sayfalarında, ekonomi sayfalarında filan birinci sayfalarında mi? Şeyleri. Yeni Şafak, Türkiye, Sabah filan ihracat rekoru, yürü, ihracat evet. Rekoru. Gördüm, evet. İthalat %55.2 artışla 28 milyar 32 milyon dolara çıktı ithalat. Güzel. İthalatın %55 artışı kaç lirada kurda çıktı? 14-15 lira kurda Yeni çıktı. Yeni Şafak 14. gazetesini de görelim arkadaşlar. İç sayfalarını, dördüncü sayfalarını bulurlarsa, dördüncü sayfalar o sağda aşağıda. Yeni Şafak'ta sanki birinci, evet ihracatta en iyi Ocak. Ekonomi sayfalarını bulurlarsa arkadaşlar. 17,6 milyar dolar. Hayır o hemen gelmeyebilir de o yüzden. Hazırlanmadı çünkü. 10 milyar dolar dış ticaret açığı, 10 milyar 439 milyon dolar. Kur patladı, ithalat patladı ya. Bunu şu açıdan söylüyorum. Ankara'da bizi yönetenlerin kafasında nasıl bir mantık, nasıl bir matematik var? 3 ay önce Ekim ayında ne diyor? Kur artacak, dış ticaret dengeye gelecek. Bu sayede cari işlemler azalıp bitecek, cari fazlaya döneceğiz. Her şey güzel olacak. Ocak ayı 10 milyar 439 milyon dolar, 489 milyon dolar mı? Dış ticaret açığı 439 milyar dolar. Kısaca hesaplar tutmadı. Şimdi bak. Ne hesabı? Burada şunu söylemeliyim. Öngörü sıfır. Ankara'nın öngörüsü, ekonomi analizi, geleceği öngörmesi sıfır. Ali Babacan Abaküs'le matematik öğretimi etebilir demiş ya. Siz izlemiyorsunuz. Ben arada sırada izliyorum şimdi. Evet ya. Tartışma, gizli gizli değil. Açık açık izliyorum. Onu da dinleyelim. Bir çok kısa bir ara vereceğiz. Tartışma programlarını izliyorum. Bak şöyle açıklıyorlar. Benzinde her gün zam oluyor ya benzin. Efendim dünya, görmüyor musunuz? Bütün dünyada öyle. Petrol fiyatları arttı. 90 dolara çıktı. Evet. Güzel. Doğru söylüyor. O sebeple diyor bizde benzin fiyatları arttı. Kardeşim dolar 13,5 lira değil de 5,5 lira olsaydı ne olacaktı senin benzin fiyatı? Onu söylemiyorlar. Sanki öyle bir hava yaratılıyor ki bu dolar... Sanki birileri tarafından fiyatı belirlenmiş, oraya konulmuş. Hiç bizim iktidarın suçu yok doların 15 lira olması gibi. Ya petrol fiyatları arttı, görmüyor musunuz? Doğalgaz fiyatları arttı kardeşim. Sen kuru 6 lirada 5 lirada tutsaydın ben benzine bu kadar parayı vermezdim lafını. Ne tartışıyorlar? Kimse söylemiyor. Soramıyor. Öyle bir şey yok. Bak görmüyor musun? 60 liradan... varili petrolün 90'a çıktı. Tabii ki zam olur diyor. Ya kardeşim senin şeyin bu iktidar Cumhurbaşkanı olarak tek adam yönetim başladığı zaman 4,5 liraydı dolar. Şimdi 14 lira. Evet, peki. 10 liralık köpük.
Kim koydu o köpüğü? Başkanlık köpüğü. Başkanlık köpüğü. Kur, aa, 10 liralık başkanlık köpüğü güzel var. Başkanlık evet, köpüğü. Reklama gideceksin. Çok kısa ama. Reklama gitme noktasında mıyız? Noktasındayız. Bir izleyicimiz de galiba evvelini, öncesini ya da sonrasını kaçırmış, eleştirmiş beni. Lütfen bu noktasında şeyin, siz de mi Seda Hanım kullanmayın? Dedim ki öncesini galiba dinlemediniz. Evet. Biz ona evet. Espri olarak gönderme. Çok eleştirdik. Kötü Türkçe'ye örnekler verdik. Kötü Türkçe örnekler. Söyledik. Doğru. Çok